çeviremedi takımı ya bir türlü. Sıçrama görmedik. Bence bir sene daha hak ediyordu Ferrari koltuğunu. Şimdi sıralama turlarına en hızlı aracı sahiplerdi. Hızlı bir aracı sahiplerdi. Bana göre fazla agresif, kötümser defanslar yapıyordu. Baban yaşında adama geçildin diyorsun. Gibi, gibi. <laughs> FIA hatalar yapmaya başladı. Red Bull dominasyonu çok açık. Vettel devam edecek gibi hissediyor. Vettel'de he. hala hayat vardı. Sene başında Hamilton'ın feleği şaştı. Merhaba mor sektöre hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Jason Tahincioğlu ile birlikteyiz. Artık sezonu tamamladık ve bir sezon değerlendirmesi yapalım istedik. Sezon bittiği için üzgünüz, değil mi Jason? Kesinlikle öyle. Evet. Bekliyoruz. Yani çok açık ara ve net bir şampiyonluk olmasına rağmen çok zevkli de bir sezon oldu. Yani çünkü Kesinlikle bu tip sezonlar öyle genelde pek zevkli olmaz. Rekabetin düştüğü noktada artık heyecan da düşer, ilgi de düşer ama sonrasında da çok ilginç yarışlar izledik ve e ee, iyi bir sezon oldu bence. Kesinlikle öyle. özellikle yeni araçların sonuçta sunulması, bu kural değişikliğinden çıkan bütün problemler, yunuslama dedi bir sürü takım bu sıkıntıyı yaşadı. Daha sonrasında birkaç tane dayanıklılık problemi, arkadaki takımların yavaş yavaş ortalara gelmesi, Mercedes dominasyonun bitmesi gibi birkaç tane konu vardı gerçekten. İlginç ve derin gibi bence zevkli bir sezon yaşadık. Evet, iyi bir sezon oldu. Şimdi kazananlar ve kaybedenlerle hızlı bir giriş yapalım. Aynen. Ee, sen kazananları ve kaybedenleri belirledin. Bakalım Jason Tahinciol'un kazananları ve kaybedenleri kimler veya neler? Kazananlarla başlayalım. Russell, Alonso, Norris, Yunuslama, sert lastik strateji. Russell'la başlayalım hemen. Şimdi Russell ilk defa, e, tabii uzun süredir artık bir F1 pilotu diyebiliriz. Williams'a birkaç sene geçirdikten sonra Mercedes'e geldi ve açıkçası takıma katkı sından dolayı ve yaptıklarından dolayı aldığı puanlar istikrarından dolayı kesinlikle Russell'ı oraya koymak lazım. Bir de takım arkadaşı sonuçta 7 kere dünya şampiyonu gelmiş. Hamilton, Hamilton'a karşı yeri gelsen üstünlük sağladı ve her daim onunla eşit koşulla gitmeye çalıştı. O yüzden Russell'ı bu listeye koymak gerçekten hakikaten saçmalık olurdu. ki gösterdiği performansdan dolayı tebrik etmek lazım bence. Ve yarışta kazandı. Kesinlikle öyle. Mercedes'in ilk tek polü, tek kazananı yani özellikle bunu ilk defa bu araca binerek takım arkadaşının hani yenilmeyen diyelim Hamilton olması düşünüldüğü zaman hakikaten bence muazzam bir performans. Peki Evet, pist üstündeki performansı dereceleri ve şeyi de iyi idare etti bence. Sonuçta bu sporcular aslı aslında bireysel spor yapıyorlar. Her ne kadar Kesinlikle takım öyle. sporu gibi görünse de. Kesinlikle ve öyle. Russell bu takımın bir parçası olurken bir yandan kendi varlığını hissettirmeyi de başardı. Yani zaten şöyle bir gerçek var ne bil. Yani takım arkadaşınınla hani her diyelim ki hep takım arkadaşının arkasında bitirdi. İşte hem 2 bitirdi, o 3, o 4, o 5 neyse fark etmez. Veya hep ondan 0.1 yavaşsın sorun değil. Ne olursa olsun e Hamilton'la eşit gittiğin zaman ve Hamilton'a yakın gittiğin zaman hatta da Hamilton'a geçtiğin zaman zaten sansasyon yaratmaman imkansız. Aynen. O yüzden yaptığı şey oydu ve her daim istikrarlı bir şekilde o performansını korudu. Şimdi zaten birazdan karşılaştırma yapacağız ama yapacağız, hiç, hiçbir yapacağız. yerde Hamilton'dan çok yavaş değildi açıkçası. Evet. Çok çok hızlı da değildi hep ona yakındı ki zaten hep şu anda hani e, referans aldığımız kişi hedef kişi hep Hamilton'sa zaten o da hep her daim hedefine ulaştı diyebiliriz. Peki senin listendeki ikinci isim Fernando Alonso. Yani efsane bu, yarışlar çıkar. Bu bu yaşta mi? böyle bir performans, böyle bir istikrar, böyle bir arzu, böyle bir artık yani ne diye bir biliyor musun? Bilmiyorum açıkçası. Aslan gibi yarıştı her seferinde. Yağmur performansı, o Kanada'daki e, neredeyse pole alma evet. zamanı. Bu yani yarış içerisindeki azmi yani Alonso'yu ben bu listeye çok koymak istedim ki koyuyorum zaten gördüğünüz gibi. Hı. Çünkü yani halen ben varım bu piyasada diyor. Hala yarışmak içimde var, içimden geliyor ve bu kadar tutkuyla bu işi yapabiliyorum dedi ve bence açıkçası kalitesi, e, tecrübesi ve hakikaten e, bir nevi aslında yeteneğini tekrar gösterdi bize. Peki listeden devam edelim. Lando Norris'i de o listeye koydun kazananlar listesine. Lando Norris benim için artık şu anda en iyi pilotlar arasında listesinde girmek üzere. Çünkü... Grid'deki. Evet, grid'deki. Bir sıralama yapalım mı? Yapalım. <laughs> Hayır, yani baştan sona değil. İyi pilotlar. Yani yani. Gerçekten iyi. Veyahut da gelecekte şampiyon olabilecek şampiyon yani ben adayı pilotlar. Kesinlikle zaten Max Verstappen, Lando Norris, Russell... Ve lökler zaten benim şu anda gençler listemde olması gereken pilotlar şu anda. Yani Hamilton orada aynı şekilde. Ee, Sainz belki oraya kolay ama benim için Sainz belki bir kademe aşağıda ama baktığınız zaman burada 5-6 tane pilot var saydığım pilotlar. Kesinlikle iyi aracı oturdukları sürece şampiyonluk kazanma ihtimalleri aşırı yüksek. Ki Norris bunlardan biri diyor. Kesinlikle öyle. Yani McLaren de bence bu sene yaptıkları hakikaten biraz mucizevi diyebiliriz. Hele hele düşündüğü zaman Ricciardo gibi takım arkadaşı olduğu zaman hızlı ve tecrübeli takım arkadaşına karşı her daim üstünlük sağladı. Sıralamada, yarışta, yağmurda, kuruda, lastik yöntemi ne dersen de Landon Norris müthiş bir sene çıkardı. Ve gerçekten zaten McLaren'ın çoğu puanla kendisi aldı. Evet bakalım listeye. Ha Yunuslama. <laughs> Şimdi bu insanları belki garip gelecek ama Yunuslama niye kazandı biliyor musun? Çünkü kural değişikliğinden sonra difüzörün yani alt tabanın çoğu downforce veya yere basma gücünü oluşturmasından dolayı bir takım zorluklar ortaya çıkmaya, Bir takım böyle errorlar ortaya, bug'lar ortaya çıkmaya başladı ve bunların bir tanesi Yunuslamaydı. Araç her seferinde ee, çok indiği zaman aşağı küçük bir bombede tekrar zıplayıp bir küçük bir osilasyon yani bir yalpalanmaya giriyordu. Yunuslamaya giriyordu. Küçükten bir daha biraz fazla büyük evet, ya. Ve, <laughs> ve, büyüyordu zamanda bu işe dalgalanma evet. boyları yani Dalga boyları her seferinde artıyordu ve bir zamandan sonra sürücülere zorluk çıkartmaya çalıştı. Ve bu Yunuslamadan dolayı sürücüler zorlandı. Araç ayarları yapılamıyordu. Ve Yunuslama niye kazandı diye Yunuslamanın önüne geçmek için bir takım değişiklik yapılması lazımdı. Ve bu çok zorluk gerektiren bir şeydi Yani bu, bu önlemlerin alınması için bir sürü ayar değiştirildi. Bir sürü e, ondan sonra araç e, parçaları değiştirildi. Güncellemeler ona göre yapıldı. Ki bakıldığı zaman Mercedes bu yunuslamayı önlemek için 24-23 yarış harcadı açıkçası. Ve ancak toparlayabildi. O yüzden yunuslama çok zor aşılan bir konuydu. Ve bence yunuslama bu sebepten dolayı kazandı. Ha, şimdi Adrian Newey düşünürsek Red Bull'un aerodinamik bölümün başındaki insan. Doktora tezini yunuslama üzerine yapmış zamanla ve difüzörden gelecek olan işte fazla downforce'a karşı bunun olma ihtimali olabileceğini söylemiş kendi doktora tezine veya bir tezinde hatırlamıyorum. Ve bunu öngörerek zaten ona göre bir tasarım yapmış ki Red Bull zaten en az yunuslamadan e, zararlı çıkan takımlardan bir tanesiydi. Hatta bazen hızdan bile fedakarlık etmek zorunda kaldılar yunuslamayı Evet, vardır. her seferinde aracı daha yukarı kaldır, her force, her seferinde downforce'u daha az yap. Mercedes bu konuda çok sıkıntı yaşadı. Hep çözüler mi? %85 çözdüler ama Yine neleri bakıldı da sonuçta evet bu değillerdi. Peki sert lastik sert Bays. lastik değil mi? genelde pek gerçi şey edilmez normalde. Önemlerine göre biraz değişiyor ama evet. evet. Yani sert lastiği listeye koymak istedim çünkü sanki böyle sert lastik her derde derman gibiydi. Yani Hı. tek pistop yapacağız. Tamam sert lastiği takalım devam etsin. Ve ilginç olan şey tamam sert lastik daha dayanıklı normalde daha yavaş olması lazım ama şimdi yarıştan yarışa performanslara baktığım zaman özellikle sert lastiği iyi kullanabilen takımlara baktığım zaman hem süratleri çok iyiydi hem de çok iyi dayandırabildiler. Yani o yüzden sert lastik bu anlamda bana göre özellikle orta hamura kıyaslı çok benzer bir performans gösterdi. Şimdi düşünüyorsun normalde işte insanlar işte 3 işte stop yapacaksan 3 pit stop işte yumuşak, 2 pit stop işte orta, 1 pit stop sert. Çok yani farazi evet. bir şey şey yapıyorum, mantıksal bir şey söylüyorum. Ama yani öyle bir duruma geldi ki sert lastikler hızlıydı dayanıklıydı o ve ben bir pit yapayım ve bir pit yapayım devam etsin. Bir tek mesela bunu sert lastiğe fay, faydalanamadı lastiklerin bir, yani pislerin bir tanesi sanki aklıma gelen sadece Meksika'ydı. Evet. Mercedes Meksika'da serti taktı, Red Bull'lar e, ortaya taktılar. Hani ilk defa böyle bir sürpriz oldu ama genel olarak sezona bakıldığı zaman sert lastiğin performansı hakikaten iyiydi özellikle sert olmasına rağmen. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Son olarak da strateji. Strateji. Yani Burada tabii ki aklımıza ilk gelen şey Red Bull'un stratejik avantajları diğer takımlara karşı olacak F Ferrari'ye karşı. Şimdi strateji her zaman kazanabilen bir şeydir. Yani yarışlar stratejiyle kazanılıyor mu? Tabii ki kazanılıyor. Ama sanki bu sezon bu stratejik üstünlükler biraz daha ortaya çıktı veya hatalar. Veya hatalar. O yüzden strateji bu konuda bize açıkçası bayağı hani gözümüzü aydınlatabiliriz. Peki. Şimdi şimdi pardon sözünü evet. keseceğim. Şimdi evet. insan diyecek niye Red Bull yok? Niye? Ha. niye ben ben onu sorayım. Max niye, nerede abi? Max niye nerede? Niye Verstappen yok? Nerede? Şimdi onlar zaten dünya şampiyonu oldular takımlar sıralamasında. Dünya şampiyonları oldular e, pilotlar sıralamasında. Evet üçüncü geldi. Perez sorun değil ama yani bu kadar büyük bir dominasyondan sonra kazananlar listesine koymak bence ayıp olurdu. Tamam, Çünkü peki. o o yani zaten listede 5 tane verdiğiniz bana Red Bull ve Max. İkisini koysam 3 tane bir şey kalmayacak bu <laughs> O yüzden yani bunlar zaten kazanların üstünde bir listede. Tamam. Gösterdikleri performans. Klasman aslında. üstü. Klasman dışı. dışı, dışı <laughs> üstü dışı Neyse. Tamam. Tebrik etmek lazım evet, gerçekten. tamam. Heh, rahatladım ya. <laughs> bir baktım listeye Verstappen yok. Peki kaybedenlerle devam edelim. Daha detaylı konuşacağız tabii işte orada yaşananları. Ooo evet. Binotto. Binotto. Yani Binotto... İşini de kaybetti. İşini de kaybetti o yüzden. işini kaybetmiş olmasaydı belki hani Ferrari diye bir liste e, terim koyardım oraya ama hani hakikaten Binotto bu sene çok baskı altında kaldı. Takımı yönetme ko konusu konusunda e, eleştiri aldı birçok. Ve bence e, Binotto'nun kaybetti bu listeye girmesinin en büyük sebeplerinden yani bir tanesi benim için her yarıştan sonra yaptığı yorumdu. Yani biliyorsun yorumlar o kadar böyle pasif, o kadar böyle hani kaybettik tamam bir sonraki yarış geçen seneden çok daha iyiyiz, iki sene önce çok daha iyiyiz, 2010'da 20'den çok daha iyiyiz. Yani hani bu bu felsefe, bu konuşma tarzı bence Ferrari ne, Ferrari yakışan bir konuşma tarzı veya bir düşünce tarzı değil ve şey yapamadı. Bir, Çeviremedi takımı ya bir türlü. Hani bir yarıştan sonra hani bir Sıçrama görmedik ve e, sanki şey konusu da bana göre biraz saçmaydı. E, Silverstone'da hani Sainz'a dediler ki işte e, tut bunları, evet. lökler rahatlasın, şusu busu. Yani bir takım zaten bir tanesi kazanılacak zaten o esnada. Yani bırak kazansın. Yani sanki takım içerisindeki verilen kararlar, yapılan hatalar bana göre e, Binotto daha yönetebilir. O yüzden benim için bir kaybeden. Peki Binotto'nun bir e, Ferrari kariyerine de bakalım. Biraz evet. Binotto ile ilgili durumu. Biraz daha konuşalım istiyorum. Evet. 2019'da ikinci oldular 504 puanla. 2020'de altıncı oldular 131 puan. 2020 büyük ayak kırıklığıydı. Evet. 2021'de aslında yükselişleri başladı tekrar evet. yani o altıncılıktan sonra. Ve bu senede ikinci oldular ve 554 puan topladılar. Bence hı hı. biz seninle burada çok eleştirdik bir nottayız. Evet, Stratejik evet, olarak evet, eleştirdik evet. yaptığı açıklamalar, pilotlarla olan ilişki hı. vesaire Evet. Ama bu gelişim kaydedilmişken ki ortada bir gelişim olduğunu inkar edemeyiz. Evet. Bence bir sene daha hak ediyordu Ferrari koltuğunda oturmak. Şimdi net, doğrusu... neticelere baktığın zaman evet katılıyorum Yönetici evet, sana. koltuğunda oturmayı. Şimdi 2019 zaten biraz şaibeli bir sezon çünkü işte motorları legal miydi konuşuluyordu vesaire. Ondan sonra legal değil ondan sonra niye bir anda altıncıya düştüler başka bir <laughs> tartışma konusu. Sonra üçüncü oldular. Ha burada ikinci niye oldular? Tabii ki Mercedes işinin içinden çıktığı için. Üçüncü de olabilirdi Mercedes daha iyi gitseydi öyle bir gerçek de var. Şimdi ama ne olursa olsun bana göre sıralama turlarında en hızlı araca sahiplerdi, hızlı bir araca sahiplerdi bence evet. en hızlı aracının bir tanesine sahiplerdi zaten hızlı bir sıkıntı yoktu Doğru. ama strateji, takım içerisindeki kararlar, ondan sonra lastik yönetimi gibi bir sürü bir faktör zaten kazanmamalarına veya şampiyon içerisinde daha iyi bir netice almamalarına sebep olan şeydi. Neticeye baktığınızda evet belki bir nokta kaladıydı ama bence bakış açısı ve yorumları ve bence açıkçası takım içerisindeki yönetim azmi diyelim. Tabii takım içerisinde değil Sadece gördüklerimizden yorum yapıyoruz ama bence artık o insanları biraz tak etti. Evet. <gülüyor> 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 tak etmiş zaten. Evet, Şimdi evet, görüyoruz. evet. Tabii bazı teknik adamlar, yöneticiler hı hı giderler. Hı. Bazıları bir şeyi inşa ederken ee, çok başarılılardır ama o inşa ettikleri şeyi sonuca götürmekte o kadar başarılı olmazlar. Bir lider yöneticiliği görmedik açıkçası. Bazıları mesela. da tam tersi bir şey inşa etmezler ama evet. olanlarla onu Coştururlar. başarıya doğru götürürler. Evet. Farklı tipte yöneticiler oluyor. Evet. Peki devam edelim. Ricardo hiç şaşırmadım Ricardo'yu buraya yazmış olmana yani felaket bir sezon geçirdi. Evet, yani koltuğunu da kaybetti, ceza. Evet ondan sonra araca alışamadı Hiç. yani adapte olamadı yani ya sadece adapte olamadı diye maç. Evet. Nasıl Bilmiyorum açıkçası? yani o sonuçta Red Bull'da hep böyle arkası kayan aracı kendi ekseni etrafını döndüren bir aracı sevdiğini ve hep o aracı yönetebildiğini söylüyordu. Bu araç ise biraz daha önden kayıyordu. Tekniğin yani sürüş tekniğini ayarlayamıyordu. Frenlerde çok zorlanıyordu. Hızlı virajlarda Norris'e karşı biraz daha dezavantajlı. Bilmiyorum açıkçası ama çeviremedi. Evet. Yani iyi bir araba var mı Evet, en iyisi değil ama Norris bence sürprizler yarattı. Belki yetenek olarak Norris kadar iyi değil veya şu anda Norris'in performansına ayak uyduracak şekilde değil ama Ricciardo'yu görmedik bu sene. Çok geride kaldı. Yarışlarda çok geride kaldı. E, takım arkadaşına karşı sıralamalarda belki biraz daha iyiydi ama neticede bakıldığı zaman Ricciardo kesinlikle bu sene kaybedenlerden bir tanesi benim için. Yani adını bütün sezon boyunca kaç kere almışızdır hatırlamıyorum Çok az. Evet. Peki diğer bir kaybeden Mick Schumacher. Yani ikinci senesiydi. E, beklentiler yüksekti ama... O sıçramayı yapamadı Yapamadım. ki bu sene daha hızlı bir arabaya sahipti geçen sene. Kesinlikle. Şimdi tabii daha çok puan aldı, Hı. daha iyi bir araca bindi, birkaç kere işte yani ilk 10'da bitirme şansını gördük, ilk 6'da hatta bitirdi vesaire vesaire ama şu MIG'den daha çok şey bekledik. Dediğim gibi ikinci sezonuydu, aracı daha aşina olması lazımdı, grid'e daha aşina olması lazımdı, piste daha iyi hepsini bin yani her şey daha aşina olması lazımdı net. Hı. Takım arkadaşı son dakikada işin içine girdi. Yani ve e, onun üst, ona karşı hep üstünlük sağladığı şey e, sonuçta Magnus Mick Schumacher'a e karşı ve Schumacher çok hata yaptı bu sene. Evet. Yani kaza sayısı, kazaların büyüklüğü, takıma yarattığı maddi yükümlülükler bakıldığı zaman Mick Schumacher, koltuğunu kaybetmesiyle beraber ve bence daha iyi performans göstermesinden dolayı kaybedilen bir tanesi benim için. Evet. Nitekim aynı Binotto gibi o da işi evet. bir anlamda kaybetmiş oldu. Kaybedenlerle devam edelim. Neden o kon? O kon burada ben tam iyi anlayamadım. O kon o kon benim için şöyle. O kon bakıldığı zaman geçmiş formüllerde yarıştığı formüller, junior formüller çok başarılı olmuş bir pilot. Ondan sonra ve artık uzun süredir bu sporun içerisinde, kaç senedir bu işin içerisinde yani. Birçok bir çok takımda yarıştı, birçok sene Formula 1 pilotluğunu yapıyor. Şimdi o genç yetenekli pilotların arasında hani yıldız olacak pilotların bir tanesiydi ve hala yıldızı olamadı ve özellikle de takım arkadaşına karşı bir üstünlük sağlayamadı. Takım arkadaşı bitirdi yani yarış dışı kalmadı yarışları bitirmiş olsaydı çok büyük fark çok var. fark olacaktı. Evet. Sıralama turlarında evet daha yakınlar bir ama yarışlarda hep Alonso daha iyiydi. Bununla beraber o konun Şöyle bir şeyini gördüm. O sıkıntı içerisinde kaldığı zaman bana göre fazla agresif hatta hatta böyle biraz da kötümser defanslar yapıyordu. Yani kendi takım arkadaşını iki yarışta hatırlamıyorum bir tanesiydi. Bir tanesi kesinlikle Suudi Arabistan'dı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve diğer yarış hatırlamıyorum. Hatırlam en sonlarda kapıştılar. Evet mı? yani hani <laughs> yani takım arkadaşına karşı aldığı defans bile hakikaten hoş değil. Yani sanki o karşı biraz sanki ön yargılı gibiyim gözükebilir. İşte karakterinden dolayı olsun bilmiyorum. O bana göre Kaybedenler bir tanesiydi çünkü takım arkadaşı Alonso kaç yaşına gelmiş ve sen kaç yaşındasın hala bu sporun içerisindesin sürekli bir şekilde yapıyorsun daha iyi yapman lazımdı. Baban yaşında adama geçildin diyorsun. Gibi gibi <laughs> yani bilmiyorum o konu yani daha çok bekliyordum o konu açıkçası. Evet, beklentilerini karşılamadın. Ve, karşılama. ve, ve o konu hala diyor tabi haddime değil belki bunu söylemek ama diyor ki bana işte ben Red Bull'da olsam Max'a karşı yarışırım. Şunu yapsam hani her daim sanki herkese... E, nasıl okuyacaksın ne okursun bir insana karşı şey yaparsın meydan herkese meydan okuyor ama ha. Gel, gel gör ki buradasın yani kendi takım arkadaşı yani 38 yaşında pardon 40 yaşındaki şeyden sensörünü e, Alonso'dan evet. daha girdesin niye meydan okuyorsun biraz sinirlendim pardon evet, evet. sakin ol <laughs> sakin ol Jason. evet 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 Williams yani Bil çok açık Williams evet neticelere baktığın zaman çok açık ama niye benim için kaybeden biliyor musun niye İlerleyemedikler için. yani Evet belki de Vries'le aldıkları puan işte do o 8.lik yanlış hatırlamıyorsam 9.lik neyse ee, onun haricinde başka bir şey aklıma gelmiyor. Latifi'nin kazaları yolda kalmaları. Albon zavallım gerçekten aracın yapabildiğinin en iyisini yaptı. Gerçekten bence Albon da çok iyi performans gösterdi. Ama bir türlü takım olarak ilerleyemediler. Haas yukarı çıktı. Anladın mı? Alfa Romeo daha da yükseldi. Ee, bütün takımlar ilerleme kat ederken kendileri hala gridin en arkasındaydılar. Bu yüzden bence kaybedenler bir tanesiydi. Yani sıralamada en arkada kalsalar bile kendi içlerinde bir ilerleme kaybetmediler. Kesinlikle öyle. Diyoruz. Kesinlikle öyle. Peki bir sezonun şöyle bir genel... Ha, bir de pardon. Ee, FIA. Evet. Niye FIA kaybetti ya? Yani bana göre FIA Yeri geldiği zaman işte bu verdikleri kararlar, yani yarış içerisindeki kararlar, yarış sonrasındaki kararlar, ondan sonra bütün bu e, geçen sene bütçe açımındaki aşımı durumdaki yönetimi, hatta hatta bence geçen seneden gelen işte e, bu Verstappen ile Hamilton arasındaki durumun yönetimi, yani Fia hatalar yapmaya başladı, hata yapıyor. İşte geçen sene Michael Masi atı şey, e, sonuçta işten çıkarıldı. Bu da bence aslında kötü yönetimin bir parçası. Daha sonrasında işte, bilmiyorum yani bana göre şeydi şeydi, istikrarsız, tutarsız kararlar tutarsız, verdiler. bence en önemlisi. En önemlisi tutarsız kararlar verdiler ve o yüzden sanki FIA biraz daha bir kendine çekidüzen vermesi lazım gibi geldi bana açıkçası. Tamam, buradan şimdi önümüzdeki yıl merak etme. <laughs> <bir> şey <yapayım. gülüyor> tamam. Şimdi bir genel tabloya bakalım. Evet. Aslında bir sezonun özeti olacak <laughs> bu tablo kazananlar, podyumlar ve pol pozisyonları zaten 3 takım arasında geçti bunlar. Bir tek buraya Norris'in bir podyumu var evet. ve Magnussen'in de bir pol pozisyonu var. Onları ekleyebiliriz. Hakikaten Red Bull yani 17 galibiyet, 11 podyum, 9 pol pozisyonu. Ferrari 4 galibiyet, 16 podyum, 11 pol pozisyonu. Mercedes 1 galibiyet, 16 podyum ve 1 pol pozisyonu evet. elde etti. Aslında sezonun yarısında aşağı yukarı yani yarısından biraz önce özellikle pol pozisyonlarda Ferrari evet, kesinlikle. çok önündeydi Red Bull. Un. Evet kesinlikle öyle. Ee, ama Red Bull o tek turdaki farkı da zaman içinde kapatmayı başardı. Kapatmaya başladı. Yani, Gerçek çok ciddi bir galibiyet sayısı. 17 galibiyet. Çok, yani. çok. Yani zaten pollere bakıldığı zaman Lökler şu anda en çok pol almış isim. Ki zaten evet. yayının başında da söyledim programın başında. En hızlı aracı sahiplerdi Ferrari. Özellikle ısrarlama turlarında. O yumuşak lastiklerde çok iyilerdi. Şimdi tabii liste, listeye bak, bakınca aslında çok büyük bir dominasyon zaten belli. Gördük bunu yani. Evet. Ee, Perez'in iki tane galibiyet alması güzel oldu onun için. En azından galibiyet alabildi. Sainz'ın keza aynı şekilde. ilk galibiyeti Silverstone'da aldı. Russell Interlagos'ta aldı. Aslında çifte galibiyet diyebiliriz. Çok güzel oldu onun için. Tabii buradaki tek hayal kırıklığı bence Hamilton'ın galibiyet alamaması. <gülüyor> <gülüyor> Ve Paul alamaması belki de. Evet ya zaten Mercedes bir kere pol aldı. Evet. Yani tabii şöyle şöyle bir gerçek var. Macaristan Grand Prix'si de Russell pol aldığı zaman orada aslında Hamilton'ın da pol alma ihtimali vardı ama DRS'si dersesi evet. bozulduğu için alamamıştı. O yüzden açıkçası bilemeyiz o yani o o pol alabilir miydi ama şöyle bir gerçek var. Red Bull dominasyonu çok açık. Çok açık. Evet. Ya şimdiden öngörüde bulunmak çok kolay değil tabii ama gelecek sezon bence böyle olmayacak. Ya gelecek sezon yine bu ilk üç olacak. Evet. O kesin. Yok. İlk üç olacak ama aralarında bu kadar büyük farklar olmayacak. Yok. Bu gibi. dağılım daha farklı şey olacak. Daha, daha yakın olacak. Daha doğru bir do dağılım olacak. Daha eşit bir dağılım olacağı kesin. Tabi ee, tabii burada aslında bu faktörü belirleyecek takım burada Mercedes. Mercedes açıkçası e, sezona e, son 7 yarış 8 yarıştaki performansıyla başlamış olsaydı zaten işler çok değişirdi. Bu, bu tablo zaten biraz daha değişirdi. Ama Mercedes ilk 6-7 yarış yoktu ortada. Evet Russell'ın bir iki tane podyumu vardı keza Hamilton'da ama baktığınız zaman yani sezon ilk yarısı aslında Ferda ile Red Bull arasında geçti. Tabii, Mercedes sonradan dahil oldu. Evet. Şimdi takım içi rekabete bakalım hızlı bir şekilde bu tabloyla ilgili söylemek istediğim başlı bir şey var. Yok bence yoksa... gayet açık. Evet gayet açık bir tablo. Hemen Red Bull'la başlayalım. Burayı biraz hızlı ve tempolu gidelim. Evet. Verstappen Perez çok bariz bir Verstappen üstünlüğü zaten her bir noktada e, e, bu görünüyor. Bu takımı çok konuşmanın bir anlamı yok zaten. Her şey ortada yani. Her şey ortada. Ondan puanlar belli, yarış kazanan yarışlar belli. Zaten rekoru kırdı zaten hem sayı olarak hem yüzisi olarak Verstappen bu sene tutulmazdı. Ferrari'de konuşacak şeyler var bence. Bakalım. Ee, takım içi rekabette. Çünkü orada zaten hep kim aslında birinci pilot? Løkler mi? Sainz mı? O zaten yani biraz... sene başında baş... konuştuğumuz <laughs> bir konuydu zaten. Yani kim acaba konuştuğumuz... konuştuğumuz konuydu ve kim evet. acaba bu esnada takımın birinci pilotu? Mu? Evet, Ferrari'ye devam edelim. Takım içi rekabet. Şimdi burada Løkler'in Sainz'e karşı 12'ye 9 e, yarışta üstünlüğü var. Sıralama turlarında 15'e 7 pol sayıları da öyle ama. çok küçük pireli lastiği alan kişiden lökler. Efendim? Ha. küçük pireli lastiği alan <Doğru. <olan kişi. gülüyor> ama Sainz'ın da tabii hani bu yarış üstünlüğünde tablo değişebilir miydi acaba? Çünkü 3 kez lökler yarış dışı kaldı. Sainz 6 kez. Sezonun en çok yarış dışı kalan e, 3-4 pilotundan bir tanesi. Evet yani doğru diyorsun. çok benzer performanslara sahiplerdi ikisi de sezon boyunca. Bir tek stram turlarına baktığınızda evet lökler her daim üstünlük sağladı. Sainz yarışlarda daha iyi, daha istikrarlı lastik muhafaza etme konusunda sanki Lökler'e karşı bazen daha iyiydi. Ama ne olursa olsun Lökler üstünlük sağladı. Şimdi evet yarış işi kalmış olmasaydı belki fark olurdu ama hatırlarsan Fransa Grand Prix'sinde Lökler birinci giderken kendi kendine spin attı. <laughs> Anladın mı yani? Öyle bir, öyle, bir, öyle bariz bir gerçek de var ama e, tabii ki Sainz'ın e, bu kadar e, çok yarış işi kalması da e, hem takımlar hem de sonuçta pilotlar şampiyonasına etki olmuştu. Evet. Sonuçta 6 kere ışık olmasaydı belki o 3. bitirirdi bilemezdik. Olabilir. Yani sanki ee, her ne kadar lökler bir de zaten sezona yarış kazanarak başladığı için, ilk evet, üç evet, yarış evet, evet. kazanarak Aynen. başladığı için herkes Lökler'e odaklanmış olsa da Hı -hı. senin az önce Ricardo için söylediğin aslında Sainz için de biraz geçerliydi Yani araca alışma konusunda bu ilk senesi değil belki ama Kesinlikle. yeni ayarlar alışma konusunda çok sıkıntı yaşadığını hep söyledi. Ama bir şekilde bence adapte olmayı başardı Adapt olmayı ve başardım. performansını evet. sezonun de devamında Evet, evet. yükseltti kesinlikle. Science. Yani Sainz'den çok büyük bir düşüş görmedik hiçbir konuda. Değil mi? Yani evet. hiçbir zaman böyle bir düştü sonra tekrar çıktığı İstikrarı her daim korumayı başarabildi ve dediğim gibi takım arkadaşlar hiçbir zaman çok uzak değildi zaten. Yani. O yüzden bence Sainz'de iyi bir performans göster diyebiliriz. Mercedes'te de ciddi bir takım içi rekabet kurmuştu. En iyisi belki. Ee, hakikaten de. evet belki de en iyisi. Yani 12'ye 10, 9'a 13 Sıralamada Hamilton önde, Russell yarışlarda önde. Puanlar birbirine yakın sayılır. Hı hı. Zaten alınan en iyi sonuçlar da böyle. Mercedes Hamilton'la birlikte mi dahil oldu? Mercedes dahil olduğu için mi Hamilton dahil oldu o sezonun ikincisi? Çünkü ilk bölümde böyle değildi. Russell açık ara hı hı. hem yarış temposunda hem yarış pist üstünde hem sıralamalarda ciddi bir şekilde öndeydi. Yani sene başında Hamilton'ın feleği şaştı. <gülüyor> yani <gülüyor> Hakikaten öyle oldu yani. Niye? Çünkü önde değil, ee, başka insanlarla rekabet içerisinde, evet. araca alışamadı bir türlü. Yani Russell'ın şöyle bir avantajı vardı, affedersin kötü bir arabadan geldi, iyi bir takıma oturdu ve kötü bir araca adapte olma konusunda çok daha iyiydi bu gençlik de olabilir veya her daim kötü araca oturmaktan da olabilir bilemeyiz açıkçası ama Alışkanlık. Hamilton uzun süredir farklı uzun süredir oturduğu araçlar sanki kendisine yapılmış gibi olduğu için veya o tür bir araç ayar ve araç dinamine alışık olduğu için çok rahat bir şekilde araçtan iyi performans çıkartabiliyordu. Ama gel gör ki Yunuslamalar en çok şikayet eden pilotlardan bir tanesi Hamilton'dı. Ve her zaman Yunuslama şu Yunuslama bu aracı kullanamıyorum. Belki araçların aşırı sert olmasından dolayı bu sorunların getirdiği sebeplerden bir tanesi de bu aracı sert yapmak zorundasın. Ki araç aşağı inmesin veya çok baskıda altında kalmasın. Sert aracı kullanma konusunda belki zorlandı ama ne olursa olsun Russell senenin başında yaşadığı birkaç tane şanslı anlar da vardı. İşte böyle güvenlik aracı girdiği zaman veya sağ güvenlik aracı girdiği zaman tam Russell'ın pit, <laughs> e, pit'e girme zamanları denk geldi. O yüzden avantajlıydı. Şimdi Russell'ın veya Hamilton'ın sezon başında yaşadığı bu küçük hani şanssızlıklar diyelim ve aracı alışamaması gerçekten kendisini bu yarışın içerisinde, bu şampiyonun içerisinde dışında bıraktı. Russell istikrarlı bir şekilde kaç yarış ilk beşin içinde bir de hatırlamıyorum. Onu sayarak zaten bayağı şey olmuştuk yani sezonun başında veya ortasında. Ama ne olursa olsun atın aracı alıştıktan sonra ve özellikle Mercedes gerekli güncellemeye getirdikten sonra Hamilton dedi ki artık ben bu işin içinde varım. Ki zaten... Bakıldığı zaman sezon ikinci yarısında, ikinci yarısında aslında Hamilton'ın hem yarışlarda hem de sıralama turuna şeyi vardı, üstünlüğü vardı. Ama tabii büyük tabloya bakıldığı zaman yarışta Russell'ın üstünlüğü var. Alpin aslında demin kazananlar ve kaybedenler de biraz bahsettin ama burada da gerçekten birbirine yakın bir durum var. Yarışlarda Ocon'un Alonso'ya 12'ye 9, sıralamada Alonso'nun Ocon'a 12'ye 10'luk bir üstünlüğü var ve en iyi sıralama sonucunda tabii Alonso'nun ikinci olduğunu görüyoruz ama işte yine Alonso 6 kez yarış dışı kaldı. Evet. Öyle olmasaydı muhtemelen Ocon'u net bir şekilde mağlup etmişti takım içi rekabette. Kesinlikle öyle. Yani bu derin gibi her her yani 5 tane yarışta 5 5 galiba mekanik arızadan kaldı. Şimdi birazdan göreceğiz ama evet, her her seferinde ilk 6 ya yani ilk 7'deydi garanti. İyi pozisyondaydı. Son yarış dahil yani baktığın evet. zaman yani. Evet. Ve o o süreç içerisinde eminim ki işte 5 yarışta dışında kal, yani 5 yarış dışı kaldıysa mekanik arızadan 4 veya 3'ünde kesinlikle o konu önündeydi. Şu anda tam istatistik aklında değil ama hep önündeydi. O yüzden yani Alonso bence netice yani grafiğe baktığınız zaman belki daha geride ama bence performans Nasıl, olarak kazanan, kesinlikle önde. Alonso. McLaren'de durum felaket. Yani evet. biraz yine şeyde... bak. Yani Red Bull'dan da, da, da felaket aslında baktığın zaman yani. <laughs> evet evet Red Bull'da daha büyük bir rekabet var doğru evet. söylüyorsun. Evet. Yani... E... Sıramı turuna bakar mısın? Evet 22-2 o ne ya? Yani gerçekten... Ee, yazık evet. oldu Ricardo ya. Zaten puan 122 30 Şimdi olay ne biliyor musun burada? Hızlı geçeceğim. Ricardo tecrübeli pilot. Yarış kazanmış bir pilot. Red Bull'da yarışmış bir pilot. Ee, ondan sonra Renault yani hakikaten tecrübeli pilot bakıldığı zaman. Birçok takımda ve birçok senede sonuçta e, kendisini göstermiş, kanıtlamış pilot ve hızlı olarak iyi bir yani iyi olarak bilinen bir pilot. Evet. Her takım o Ricardo'yu almak ister kendisini. ama gel gör ki Norris o kadar formda ki o kadar takıma hakim ki, o kadar araca hakim ki kendisini o kadar sonuçta şey yapmış ki, e, benimsemiş ki araca ve takımı. Ricardo'ya karşı sağladığı üstünlükten dolayı Ricardo zaten depresyona girdi artık bir gibi. Sezon ortasında dedi ben artık hani bir tatile çıkmam lazım, kendimi toparlamam lazım. Ama gel gör ki takım yani şey yaptıktan sonra bile e, sezonun ortasındaki aradan sonra geri döndükten sonra bile Norris kaldığı yerden devam etti. Şimdi e, böyle kardoda. bir, böyle böyle bir genç pilot sana karşı bu kadar üstünlüğü sağladığı zaman insan hakikaten bir düşünüyor ve bu depresyon mu artık demolize mi olmak mı diyelim şey yapamadı. Kendisini bir türlü oradan Toparlı çıkaramadı abi. ve toparlayıp çıkamadı. Evet. Alfa Romeo'ya bakalım. Ee, Bottas'ın tabi burada e, üstünlüğü var ama bence Joe da hiç fena işler yapmadı. Yani ilk yılı için ne dersin? Kesinlikle sonuçta evet buradaki tek e, rookie pilot yani ilk sene olan pilot. E, senin rookie'si. <laughs> evet, yılın <laughs> Çünkü başka yok. Şimdi tabii ikisi de çok yarışışı kalmış. Joe biraz daha hata yaptı sezon içerisinde. O da tecrübesizliğinden dolayı kaynaklı diyebiliriz sorun değil. Ama ben açıkçası Joe'nun gelecek sene ne yapacağını merak ediyorum. Hı hı. Yani tabii Bottas çok tecrübeli pilot. Mercedes'i çok uzun sene yarıştı. Farklı takımlarda yarıştı. Unutmayalım. E, bu f çok uzun süredir içerisinde olan birisi. Bütün dinamikleri biliyor. Takıma katkısı çok oldu. O yüzden hani sonuçta bu üstünlüğün bu kadar olmuş olması hiç şaşırtıcı değil. Evet. Aston Martin'de de ee, tabii özellikle Vettel'in sıralamada bir üstünlüğü evet. olduğunu görüyoruz. Yarışta da birbirlerine yakınlar Stroll'le ama ciddi bir puan farkı var. Evet. Artık fetel artık aramızda yok yani. Evet. Yok derken ölmedi. Yani bu bu, bu, bu bu bütün bu kıyaslamalar içerisinde en çok beni mutlu eden kıyaslama bu. Vettel'in Stroll'a karşı sağladığı üstünlük. Sonuçta niye? Çünkü Vettel evet yaşça belki ilerlemiş, belki hızlı bir takımda değil artık. Bütün hayati artık anlamı veya odağı farklı yerlere değişti artık. Artık yarışlarla çok ilgilenmiyor. Özellikle Ferrari'den ayrıldıktan sonra dedi benim hayatta bir sürü artık farklı anlamlarım var. Farklı Hı. işlerle uğraşıyorum özellikle. Sosyal sorumluluk projeleri. Sosyal sorumluluk projeleri içinde. muazzam yer alıyor hayatında. O yüzden hani bu kadar aslında yarış kariyerine artık odaklanmayan bir insanın bu yine burada üstünlük sağlıyor olması beni mutlu etti açıkçası. Ve üzgünüz üzgün ki ayrılıyoruzdan. Evet. O zaman Stroll'ün biraz daha düşünmesi lazım. ben. Evet. Hızlanması Al lazım. <laughs> Alfa Tauri'de ben burada evet Gazi'nin Tsunoda'ya karşı bariz bir üstünlüğü var ama ben yine de Gazi'den daha fazlasını bekliyordum. Kesinlikle öyle. Yani Gazi'nin e Sezon içerisinde birkaç hatası vardı. Ee, yarış dışı kalma üzere yani ceza birkaç puanları tane ceza aldı. puanları aldı. Temaslar aldı. Temaslar içerisinde oldu. Ee, birkaç tane şey aldı. Sıralama cezası veya zaman cezası evet. aldı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden Gazze'den dediğim gibi ben de daha iyi bir şey beklerdim. Hatta hatta bu kaybedenler arasında aslında Alfa Tarih'i de koymak istiyordum. Çünkü ben Alfa Tauri'den daha çok şey bekliyordum aslında sezon içerisinde. Ama Williams hiç ilerleyemediği için onları koymuştum. <laughs> Williams o kadar kötüydü ki Alfa Tarih'i koyamadım diyorsun. Koyamadım aynı evet. <laughs> Haas, senenin ilerleme kaydeden e, takımlarından biri. Aslında burada ilginç bir durum var. Bak, sıralama turunda 16'ya 6 Magnussen'in evet. üstünlüğü var ama yarışta 14'e 6'ya evet. iki üstünlüğü var. Ama topladıkları puanlarda da Magnussen tabii e, az yarışta puan topladı evet. ama yüksek puanlar topladı. 25 12 bir üstünlüğü var. Ya tabii şimdi insan insanlayacak niye kaybedenlerde Mick Schumacher'i koydun bu tabloya bakıldın ama bana göre... Magnussen de şanssızdı bir sürü yerde. Yani o da birkaç tane pit stoplarda zorluk yaşadı. Daha sonrası aynı şekilde o da işte güven, sanal güvenlik aracı veya güvenlik aracında kötü zamanlara denk geldi pit stoplarında. Magnussen aslında ortada pek yoktu ama olduğu zaman da vardı baktığın hı hı. zaman. Yani şimdi... Şu az yani, ama öz. Şöyle bir gerçek var. Şimdi çok puan almasının da en büyük sebebi o. Doğru yerde doğru zamanda kendisini konumlandırdı ve iyi bir iş çıkardı. Yani yoksa bana göre hani birisi 14 bitir bitirmiş, birisi 15 bitirmiş çok bir şey ifade etmiyor. Ama aracın iyi gittiği zaman önde veya ilk onda bitirebiliyorsan o başka bir şey ki zaten Magnussen bence onu daha iyi yaptı ki daha çok puan aldı zaten. Evet, Williams'da da pek bir rekabet olduğundan bahsedemeyiz. Evet. Albon sen az önce zavallıcık mı dedin ne dedin? Yani zavallı Albon yani elinden gelinen iyisi yaptı. Aracın aracın gidebilen iyisini yaptı yani baktığın zaman. Alamaya bak 19-2. Yani çok büyük bir dominasyon. Evet. Ee, sonuçta şey yaptığın zaman yani düşündüğün zaman e, hakikaten Latifi de sonuçta kaybeden bir tanesi. E, o da koltuğunu kaybetti ama Latifi evet. uzun süredir kaybedenler içerisinde. Hiç <laughs> eklemedim. Bakalım yani gelecek sene Albon yeni takım arkadaşların karşına gidecek? Latifi kaybedenler kulübünün daimi üyesi değil evet, mi? Evet. Aynen öyle. Peki şimdi bu az önce konuştuk yarış dışılar e, tabii ki sezonun şampiyonunu etkilemedi ama sıralamasını etkiledi. Şimdi 4 sürücü 6 kez yarış dışı kaldı. Burada kırmızılar toplam yarış dışılar, e, turuncular temas, kaza veya hata sonucu yarış dışı kalanlar ve mekanik problem. Burada liderlik Fernando Alonso'nun 5 kez mekanik problem yüzünden yarış dışında kaldı. Zavallım ya gerçekten ya yani her seferinde iyi giderken evet. aracın bozulması, yolda kalman suratından belli yaşlanmış yani gerçekten bu sene çok, gerçekten bu sene onu çok yaşlandırdı yemin ederim. Bu sene onu çok yaşlandırdı. Ama öyle bir azim var ki evet. 20 pilotu toplasan toplarsa aynısı yani. da 4 kez mekanik problem yaşadı. E, Sainz ve Latifi e, ve Tsunoda'nın ve e, Magnussen'in dörder temas, kaza veya hata sonucu yarış ışık aldığını görüyoruz. Evet. Bir de en az hata yapanlara veya en az yarış ışık alanlara bakalım. O bize ne söyleyecek? Ee, hiç mekanik problem yaşamayan tek sürücü Russell, Russell değil mi? Başka evet, yok. Aynen öyle. Te yarış ve temas kazası yaşamayan da Ocon'la Verstappen var. Evet o konuda Verstappen var. O da doğru. Yani o. Ocon... Ki şey, aslında agresif süren iki pilot da gerçi Verstappen hep önündeydi. Ya evet Verstappen <laughs> biraz daha iyi. Onu en azından ayırabiliriz biraz değil kontrol mi? Kontrol edebildi durum evet. hani Aha. ortalardayken ve en azından hani ilk dört içerisindeyken bile temas yaşamadan devam edebildi. Niye biliyor musun? Etrafında çok aslında şey yoktu o yüzden. Hem batında çok diriş diriş bir o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Hem batında bir kere yan yana geldi. Hemen temas oldu. Olurum, doğru bravo. Hem faktörü var burada. Neyse o kon agresif sürücü olmasına rağmen evet. çok iyi inç geldi. Bana. Ve hep orta sıralarda olmuş. Evet. Helal olsun ne diyelim yani. Evet şimdi bir de sezonun Tabii burada yeri... burada ilginç bir Heh, şey var. Mercedes'in sadece bir tane mekanik arızadan kalmış olması da dayanıklık konusunda sezon boyunca evet. değil mi? Evet. Kesinlikle konuşulması gereken bir konu yani Hakikaten iyi, iyi bir performans yani i̇ki, iki aracında sadece bir tane mekanik arızadan kalması çok evet, iyi kesinlikle. bir Evet, kesinlikle. Şimdi Red Bull'a bakıyorum. Red Bull 2 2 4 oldu. Evet. Ee, Ferrari bu sayfada değil. Bir o zaman bir önceki sayfaya dönelim mi? Bir de Ferrari'ye bakalım kaç mekanik arıza e, yaşamışlar. Oradan da bu konuyu tamamlayalım. Sainz'ın 2 evet. Evet. Asla eşit. Kesinlikle. Red Bull'la mekanik Aynen. arıza problemleri. Aynen. Şimdi gelelim yılın enlerine. Senle benim ayrıştığımız yer. şimdi, <laughs> Kavışalım hadi. Hadi. Önce senin enlerine bak. Hadi bakalım. Şimdi en iyi yarış Inter Lagos diyorsun. Neden Inter Lagos? Inter Lagos hafta sonu olarak güzeldi. He. Yani zaten oraya gelmek her zaman güzel bir şey. Karnaval havası var. Ondan sonra hafta sonu başladı. Yağmur yağdı, kurudu. Ne olacak? Evet. Ne olmayacak bilmiyoruz. Daha sonrasında Magnussen'in poli, ondan <laughs> sonra Russell'ın ilk yarış kazanması Ortalarda dilişmeler, kapışmalar, hakikaten güzel bir hafta sonu Hayır, diyebiliriz. Yani. İkinci şeyim, ikinci sıramadaki kota'ydı. Çünkü orada da çok geçiş geçiş oldu. Ondan sonra güzel çekişmeler oldu. Ama Interlagos hafta sonu bakıldığı zaman benim için en iyi yarıştı. Peki en unutulmaz an Verstappen'in Spa performansı. Çok iyiydi. Hakikaten. Yani Spa, Spa, Verstappen Red Bull'un içerisinde şey oldu yani, şeklini aldı arabanın. Bir bütün oldular. İlk defa Verstappen'in bütün gridden diğer 19 sürücüden bu kadar ayrılışlı bir yarış görmedim. Kaçıncı baş? 14. 14. başlamıştı ve birinci bitirmişti. ve bütün yarış boyunca gösterdiği performans, geçişleri tamam Red Bull çok iyiydi, sorun yok. Ama Red Bull'un muazzam kullandığı, hatta hatta bence en iyi kullandığı yarış spahıdaki spaz zaten en zor pistlerden bir tanesi, evet. en uzun pistlerden bir tanesi, en uzun pistlerden bir tanesi zaten en çok viraj, en çok istikrarın en çok performansın gerektiği pist ve Verstappen muazzam gitti orada. Evet yani Verstappen bundan kaç yıl sonra yarışmayı bırakır? Nasıl bir tabloda bırakır? Kaç şampiyonluğu olur bilmiyorum ama bu yarış Yani bu belki bu girişim. modern era içerisinde, modern dönem içerisindeki en iyi sürüşlerden bir tanesiydi bence. Bütün sürücüleri kapsayarak söylüyorsunuz. Kesinlikle değil mi? öyle evet. En büyük sürpriz sana göre Magnussen'in poli. Güzeldi. <laughs> yani mutlu etti bizi açıkçası yani. Magnussen'in poli alması güzel bir şey, spor için güzel bir şey yani. O esnada işte yağmur yağıyor, kuruyan bir hava, işte turlar, herkes işte belirsizlikler içerisinde turlarına atıyor. Daha sonra poldesin ve Russell yoldan çıkıyor, iptal oluyor her şey, kırmızı bayrak. Hakikaten güzel bir sürpriz <laughs> oldu yani. Hamilton'ın yarış kazanamaması senin için en büyük hayal kırıklığı bu sezona dair. Yani tabii ki bir sürü şey var işte. Ben diyelim açıkçası burada hani Mercedes'in performansı 8 sene dominasyon domine ettikten sonra bu kadar kötü olması bir hayal kırıklığı. Aston Martin'in hiç ilerleyememesi bir hayal kırıklığı. Bir sürü aslında şey vardı aklımda ama hani 16 sene podyuma çık, 16 sene yarış kazan ve yarış kazanamama bu sene ki özellikle takım arkadaşın yarış kazanıyor büyük bir hayal kırıklığı. Büyüksün. evet. Peki. Kendisi için de büyük bir hayal kırıklığı bakıldığı zaman yani. Ve son olarak yılın skandalı. Verstappen'in takım emirlerine uymaması. Ben burada skandallardan bir biri bir, bir bir FIA arasında bir de bunun arasında kalmıştım ama bu çok barizdi. Çünkü evet, yayınlandı. Yol ver. Yol ver. Niye yol vermedin? Bunu konuşmak istemiyorum gibi bir tepki. Bunu konuşmuştuk çocuklar. Evet, yani. <laughs> Anladım yani. Bu burada konuşacak bir konu değil. Bir daha lütfen laf, böyle bir şey lafını lafını, <laughs> lafını getirmeyin. Yani hakikaten kendi içerisinde bir skandaldı bence o. <laughs> evet. Şimdi benimkilere bakalım. Ee, yılın yarışı bence Silverstone. Aslında ben burada Kota'yla Silverstone arasında ya, gittim. Evet, evet, Kota da çok, çok, evet, çok iyiydi. Hakikaten çok iyiydi. Ama Silverstone'da işte o daha... Joe'nun acayip kazası hepimizi evet, korkutan. Evet. Sonra pist üstünde çok güzel geçişler oldu Hı -hı. ve en son işte güvenlik aracının girmesinden sonra o telsiz konuşmaları, Sainz'ın galibiyeti, Løklerin geçilmesi vesaire. Bence en iyi yarış Silverstone'du. Ee, unutulmaz ben de Verstappen. Abi spin atıp geçti tekrar. Macaristan değil mi? Bir spin attı Macaristan'da. Hop bir Hop. daha geçti. Yani e, hani görsel şey, hafızamıza yani... da kazınacak çok, unutulmaz çok, bir an oldu. Öyle. <laughs> o açıdan öyle. seçtim. Fetal emeklilik kararı benim için. Hmm. Hem bu kadar iyi sürerken evet son dönemde senin dediğin gibi yani biraz sosyal medya e, sosyal sorumluluk projelerine kendini kanalize etmiş görünüyordu ama yani pist üstündeki konsantrasyonu da görünce daha fetel devam edecek gibi hissediyorum. Fetelde hala hayat vardı. Evet aynen. Kesinlikle vardı. Ama sanki artık yarış kazanamayacak bari veya oturmuyorum. Ve hani bu saatten sonra belki hayatımda daha farklı şeylerle uğraşabilirim kendimi daha mutlu edecek şeyler yapayım. sanki biraz artık aileme konsantre. O cümleleri diye. sen alıyordun ondan o Evet şey. yani artık yani evet. o, 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 şey o, hani özellikle insanlar zaten şeyde belli oluyorlar karakteri veya tutumları. E, röportajlarda. Sanki çok artık olgunlaşmış. Sanki bu artık bu işe farklı bir bakış açısıyla bakan bir Vettel gördük. Ve yani evet araca binerken Vettel sonuçta Vettel biliyoruz ama eski Vettel çünkü artık şampiyon olamıyor. Evet. Ve kanalize olduğu başka şeyler vardı. Ve onları yaparken çok mutlu biliyor musun? Hani evet. işte bir sürü sosyal sorumluluklar, işte çocuk projeleri, engeller projesi, işte ırk projeleri, şusu su bir sürü o programlara dahil olurken yüzündeki mutluluğu görüyorsun zaten. Doğru. O yüzden bence emekli olması şaşırttı mı? Belki şaşırtmadı ama üzdü. Üzdü. Ricardo benim için en büyük hayal. Kesinlikle öyle. Yani evet pist üstünde bir sürü pilot hata yaptı, başarısız oldu vesaire ama ya Ricardo'ya inanamadım. Anlayamadım da neden böyle. öyle bunu bakalım. Bir sene ara yani verdikten sonra dönerse 2024'te <laughs> başka bir Ricardo'yla karşılaşacak mıyız bilmiyorum. Bence skandal evet tabii ki Verstappen'inki de Fia'nın bazı ama abi Lökler Monaco Grand Prix'si pit stop skandalları yani gir Hı. girme ay çık gel aa Sainz varmış onun arkasında bekle falan yani. belki de kırılma Ferrari için kırılma olabilir biliyor musun o şey? O yarış. Lökler ve Ferrari için. Olabilir. Kesinlikle olabilir. Yani <laughs> düşündüğün zaman e, burada ilginç bir konu edindin aslında. Hatırlar mısın? Orada Sainz kendi pit stopunu yönetti. Dedi ki Hı -hı. ben burada iyiyim. Gireceğim zamanı ben size söyleyeceğim dedi. Ona göre siz kendinizi ayarlayın gibi anladın mı? <laughs> ve Sainz doğru zamanı seçti. Ama Sainz doğru zamanı seçtiği için Lökler zaman, ya, zamanlama olarak çok Zorluk altında kaldı ee, ve işte zaten havi e, Marcos e, mühend yarış mühendisi sensörünün e, löklerini zaten o esnada sohbet ediyorlar gir gireceksin gir gireceksin <laughs> son işte Raskastan çıktılar virajdan gir gir, gir girme girme girme. Girma, girme ama yani iş işten geçmişti yani çok yazık oldu hakikaten özellikle ev kendi evinde yarıştığı Değil mi? Değil mi? yarışta böyle bir sebepten dolayı yarış kazanamaması ki kazanma ihtimali çok yüksekti bakın Evet. Zaman. evet. Tabii büyük hata, büyük skandal dediğin gibi. Şimdi izleyicilerimize soruyoruz. Benim ellerimi, Jason'ın ellerimi sezonun son programında lütfen görüşlerinizi, yorumlarınızı belirtin. Küçük bir oylama yapmış olalım. Bir biz de bir takım içi rekabet yapalım değil mi? Kesinlikle öyle ama bence etkileşim için, etkileşim için kesinlikle e, bence yoruma kendi ellerini yazsın. Evet, onu da yazsın. Kendi ellerinizi yazın, kendi hayal kırıklarınızı, kendi sürprizlerinizi, kendi işte yani bizim yaptığımız isteği siz de yapın arkadaşlar Haydi. çok merak ediyoruz. Aynen. Hepsini merakla okuyacağız. Aynen öyle. Jason çok teşekkür ederim. Bir sezon boyunca beraber olduk. Bir çok 25 program yaptık. Şimdiden şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Önümüzdeki sezon yine Jason'la NTV Spor YouTube kanalında karşınızda Aynen. olacağız. Biraz Formula 1'e ara vereceğiz. Biraz dinleneceğiz. Ee, ama herhalde şubat, ocak, şubat Aynen. gibi hazırlıklara başlarız. Kesinlikle öyle. Sezon. sezon başına başlamadan önce bir iki tane programda kesin yapacağız yani. Yaparız, yaparız. Aynen öyle. Evet, çok çok teşekkürler Jason. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere. Aynen öyle. edin kendinize. <laughs> Görüşürüz. Jason Tahincoğlu koskoca bir sezonu bitirdik. Sezon boyunca mor sektörü izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Evet ve sezonun sonunda yaptığımız bu güzel programı beğendiyseniz beğene basın. Altı en yorumlarınızı bekliyoruz ve lütfen NTV Spor YouTube kanalına abone olmayın. Geleceksen görüşmek üzere.